Eserin adı Caligula. Eserin yazarı Albert Camus. Caligula, kim cüret edebilir seni yargılamaya? Şu yargıçsız, şu kimsenin masum olmadığı dünyada. Tarihin şahit olduğu en acımasız tiranlardan biri olan, adı zorbalık, gaddarlık ve delilikle bir anılan İmparator Caligula, Camus'un sahnesinde imkansız olana, gökteki aya sahip olma arzusunun peşinde halkının felaketine, mutlak zaferine doğru yürüyor. Albert Camus ya da Camus diye mi okumalıyım bilmiyorum. 1944 yılında son şeklini verdiği Caligula'da sevdiği kadının ölümünün ardından mutluluğu, özgürlüğü, gücü ve ahlaki değerleri sorgulamaya başlayan genç yaştaki Roma İmparatorunun göğü denize çalmak, çirkini güzele katmak, kederi neşe kılmak, yok olanı var etmek adına sınırsız güçle imtihanını sahneye taşıyor. İmparator Caligula her şeyin yegane sahip olmasına rağmen insanların öldüğü ve mutlu olmadıkları bu dünyada mevcut olanlarla yetinmeyecek, imkansız olanı elde etmek uğruna imparatorluğunu bir korku ve zulüm zindanına dönüştürecektir. Tüm ahlaki değerleri ve yasaları inkar eden Caligula, delilikle yaftalanmak pahasına son nefesine kadar aklın ve vicdansızlığın yolundan vazgeçmeyecek. Bu uğurda hem kendini hem sevenlerini hem de bütün Roma halkını yıkıma götürecektir. Albert Camus'un bütün oyunları anlatılacaktır. Albert Camus 1913'te Cezayir'de dünyaya geldi. Cezayir Üniversitesi'nde sürdürdüğü felsefe öğrenimini sağlık nedenleriyle yarıda bıraktı. 1938'de Paris'e gitti. İlk yapıtları Tersi ve Yüzü ve Düğün bu dönemde yayınlandı. Edebiyat dünyasına asıl girişini 1942'de yayımlanan Yabancı adlı romanı ve Sisifos Söyleni başlıklı felsefi denemesi belirledi. Birbirini tamamlayan bu iki yapıtta varoluşçu izler taşıyan saçma felsefesini geliştirdi. Başkaldıran İnsan, Yaz, Sürgün ve Krallık isimli eserleriyle hem edebiyat hem de düşünce alanlarında yetkinliğini kanıtladı. Mutlu Ölüm ve İlk Adam adlı romanları ölümünden sonra yayımlandı. 1957'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen ve bugün 20. yüzyıl edebiyat ve düşünce dünyasının en önemli isimlerinden biri kabul edilen Camus, 1960'ta bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Birinci perde, birinci sahne. Soylu yurttaşlar sarayın bir odasında toplanmışlardır. İçlerinden biri oldukça yaşlıdır. Gergin oldukları her hallerinden bellidir. Birinci soylu, hala haber yok. İhtiyar soylu, sabah yok, akşam yok. İkinci soylu, 3 gündür haber yok. İhtiyar soylu, gidiyor ulaklar, dönüyor ulaklar. Başlarını sallıyor ama aynı lafı ediyorlar. Haber yok. İkinci soylu, aranmadık yer kalmadı. Başkası gelmez elden. Birinci soylu, kuruntu etmenin manası yok. Bekleyelim derim. Çekip gittiği gibi dönüp gelecektir elbet. İhtiyar soylu, saraydan ayrılırken gördüm onu. Tuhaf bakıyordu gözleri. Birinci soylu, ben de gördüm. Sordum neyin var diye. İkinci soylu, yanıt verdi mi? Birinci soylu, hiç de o kadar. Hiç dedi o kadar. Bir süre sessizlik. Helikon girer, soğan yemektedir. İkinci soylu hala gergindir. Bunun sonu iyi değil. Birinci soylu genç adam nihayetinde tabii şeyler bunlar. İhtiyar soylu muhakkak diner ateşi zamanla. İkinci soylu diner mi dersiniz? Birinci soylu umalım ki bir an evvel unutsun. İhtiyar soylu unutacaktır. Biri gider onu gelir. Helikon. Ne malum gönül meselesi olduğu. Birinci soylu, başka ne olabilir sebebi? Helikon, karaciğer olamaz mı? Ya da sabah akşam yüzünüzü görmekten midesi bulanmıştır. Kolay şey mi aynı suratlara katlanmak ömür boyu? Ara sıra başka yüzler görse belki dayanır ama nerede? Her gün aynı yemek, her öğün aynı yahni. İhtiyar soylu, ben gönül meselesi olduğuna inanmayı tercih edeceğim. Öylesi daha hoş geliyor. Helikon, zarar gelmez öylesinden. Mühim olan tarafı o, malum. Akıllı deli ayırmıyor aç denen illet. Birinci soylu, tutuldu ya bir illete. Şükür ki her keder fani şu dünyada. Sizler söyleyin, ızdırap çekebilir misiniz bir yıldan fazla? İkinci soylu, benim elimden gelmez. Birinci soylu, kimsenin gücü yetmez. İhtiyar soylu, yaşanmaz olur hayat. Birinci soylu,
Ne güzel söylediniz. Misal buyurun, ben Deniz, geçen yıl karımı kaybettim malumunuz. Gece gündüz gözyaşı döktüm ardından. Fakat sonra ne oldu? Unuttum. Elbette. Halen arada yüreğim sızlıyor. Fakat neticeye bakın asıl siz. Geçti gitti işte. İhtiyar Soylu. Derdi veren tabiat dermanı da veriyor insana. Helikon. Sizi tanıyana kadar ben de öyle bilirdim. Şereya girer. Birinci Soylu. Haber var mı? Şereya. Hala yok. Helikon. İtidal beyler, itidal. Duruşumuzu muhafaza edelim. Roma İmparatorluğu, unutmayın ki bizzat bizleriz. Biz güçten düşersek imparatorluk perişan olur. Şu vakitte bunu asla müsaade edemeyiz. İlk iş olarak şu anda yapmamız gereken afiyetle karnımızı doyurmaktır. Biz diyelim ki imparatorluk güçsüz düşmesin. İhtiyar Soylu. Doğru söylüyor. Telaşa mahal yok. Hele bir dereyi görelim. Şereya. Canımı sıkıyor bu gidişat. Yolunda giderken her şey, böylesini bulmuşken başımızda. İkinci Soylu. Haklı. Kusursuz bir imparatordu. Vicdanlı ve tecrübesiz. Birinci Soylu. Bu kadar sızlanmanın manası yok. Nedir bu haliniz durduk yere? Elbet tahtına dönecektir. Buna mani bir durum yok ortada. Kabul ediyorum. Drusilla'yı seviyordu. Seviyordu ama kız kardeşiydi nihayetinde. Olmayacak işe kalkışıp yatağına dahi aldı. Fakat kadın öldü diye koskoca Roma'yı felakete sürüklemeye hiç kimse cüret edemez. Şeria, gözü dünyayı görmez olmuş. Korkar oldum ben. Bu kaçış hayral alamet değil. İhtiyar Soylu. Doğru diyor, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Birinci Soylu, teferruatın ehemmiyeti yok. Devletin geleceği gereği ensest bir ilişkin faciaya dönüşmesine katiyen izin verilmez. Ensest yaşanmıştır, doğrudur. Fakat bu mevzu burada kalmalı, saray dışına çıkmamalıdır. Helikon, orasına sözüm yok fakat takdir edersiniz ki ensest ilişki pek bir ses getiriyor. Bir tabirimi mazur görün, lakin yatak gıcırdadı bir kere. Bütün komşular uyandı gürültüden. Hem yeri gelmişken sorayım. Bu çekip gidişin Drusilla ile alakalı olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? İkinci Soylu. Ne olabilir ki başka? Helikon. Düşünün bakalım. Felaketler evlilikleri pek bir andırır. Gale alın bu sözümü. İnsan seçim yaptığını sanır. Oysa asıl seçilen kendisidir. Caligula'mızın yüreği kanlı fakat belki kendisi dahi bir haber sebebinden. Tutunacak dal bulamayınca çareye kaçıp gitmek de bulmuş olabilir pekala. Yerinde biz olsak aynısını yapmaz mıydık? Irak'a gitmemize lüzum yok. Kendimden misal vereyim. Babamı seçmek elimde olsaydı bu dünyaya gelmezdim. Scipion girer. İkinci sahne. Şeria. Haber. Scipion. Maalesef yok. Köylüler görür gibi olmuşlar. Fırtınada oradan oraya koşuyormuş. Şeria soyluların yanına döner. Scipion peşinden gider. Şeria. 3 gün mü oldu Scipion? Scipion, evet, 3 gün önce oldu olan. Oradaydım ben de. Düştüydüm gene peşine. Caligula yürüyordu. Kavuşmaya gidiyordu Drusilla'nın cesedine. Vardı en son yanına. Dokundu. Hafif tedirgin. Sonra kayboldu gitti düşüncelerde. Döndü arkasını. Usulca yürüdü. Çıktı gitti oradan. Gidiş o gidiş işte. Ne duyan var ne gören. Şeria, başını iki yana sallayarak. Fazla düşkün çocuktu edebiyata. İkinci Soylu, yaşı gereği. Şeria, mevkinin gereği değil fakat sanatçı bir imparatorla uğraşacak halimiz yok. Ama ne gelir elden? Her sürüde illa çıkar birkaç uyuz koyun. Böylesi ilk değil ya başımıza gelen. Seleflerinden feyiz alıp bu devletin memuru olmasını bilmesi gerek. Birinci Soylu, kendi görür faydasını. İhtiyar Soylu, herkes işini yapacak. Scipion, ne yapabiliriz Şeria? Şeria, hiç. İkinci Soylu, bekleyelim. Dönmeyecek olursa yeri doldurulur. Roma tahtı imparatorsuz kalacak değil. 4 yanımız namzet. Birinci Soylu, namzet bol da akıllısına rastlamak zor. Şeria, döndüğünde aklı başında olmazsa... Birinci Soylu, daha çocuk getiririz aklını başına. Şeria, yanaşmazsa laf dinleme. Birinci Soylu güler. Eh, bir bildiğim varmış demek. Darbe hususunda boşuna kalem oynatmamışım vaktiyle. Şeria, mecbur kalırsak faydalanırız. Ben okuduklarımdan memnunum şimdilik. Scipion, müsaadenizle deyip çıkar.
Şeria alındı. İhtiyar soylu, o da çocuk daha. Bağlı olur gençler birbirlerine. Helikon olsun yahut olmasınlar. Onlar da yaşlanacak elbet. Bir muhafız belirir. Caligula'yı görmüşler sarayın bahçesinde. Herkes dışarı çıkar. Üçüncü sahne. Sahne bir süre boş kalır. Caligula sahnenin solundan gizli saklı içeri girer. Dalgın bir hali vardır. Üstü başı pis. Saçları sırılsıklam, bacakları ıslaktır. Elini birkaç defa ağzına götürür. Aynaya doğru ilerler ve kendi aksini görünce durur. Belli belirsiz sözler mırıldanır. Sonra sağ tarafa gider, kollarını iki yana açtığı bacaklarının arasından aşağıya sarkıtarak oturur. Helikon sol taraftan girer, Caligula'yı görür ve sahnenin ucunda bir süre durur. Sesini çıkarmadan onu seyreder, Caligula döner ve Helikon'u görür. Bir süre sessizlik. Dördüncü sahne. Helikon. Sahnenin bir ucundan bir ucuna selam sana Gaius. Caligula doğal bir tavırla selam Helikon. Sessizlik. Helikon yorgun görünüyorsun. Caligula epey yürüdüm. Helikon doğrudur yokluğun uzun sürdü. Sessizlik. Caligula bulmak zor oldu. Helikon neyi bulmak? Caligula istediğim şey. Helikon neymiş istediğin? Caligula doğal bir tavırla ay. Helikon ne? Caligula, duydun pekala, ayı istiyordum. Helikon, anladım. Bir süre sessizlik. Helikon yaklaşır. Ne yapacaksın ayı? Caligula, baktım her şeye sahibim bir ay kalmış geriye. Helikon, haklısın. Eh, alabildin mi bari? Caligula, hayır, beceremedim. Helikon, can sıkıcı bir durum. Caligula, hem de nasıl, ondan yorgun düştüm. Bir süre sonra, Caligula, Helikon. Helikon, evet Gaius. Caligula, delirdiğimi düşünüyorsun. Helikon, pekala biliyorsun ki ben asla düşünmem. Düşünmeyecek kadar akıllıyım. Caligula, öylesindir, doğru. Neyse, ben delirmedim. Hatta aklım hiç bu kadar başında olmamıştı. Derdin ne diye soruyorsan söyleyeyim. Birden içimi bir alev sardı. İmkansızın arzusuyla tutuşuyorum. Derdim bu. Bir süre sonra yetmez oldu bu dünya bana. Helikon, varan çoktur bu kanaate. Caligula öyleymiş, bir benim haberim yokmuş meğer. Gel gör ki artık var, halen doğal bir tavırla. Şu dünyaya, şu haliyle tahammül etmem mümkün değil. O yüzden aya ihtiyacım var. Ya da mutluluğa, ya da ölümsüzlüğe varsın adı delilik olsun. Benim öylesine şu dünyadan olmayan bir şeye ihtiyacım var. Helikon, kurduğum mantık gayet tutarlı fakat neticeye varması bir o kadar zor. Caligula aynı yalın tavırla ayağa kalkarak, sen öyle zannet. Kimsenin cesareti yok sonuna kadar gitmeye. Ondan elleri boş kalıyor. Hep yetiyordur. Belki mantığına sadık kalmak neticeye varana dek. Helikon'a bakar. Aklından geçeni de bilmiyorum zannetme. Amma kıyamet diyorsun bir kadın öldü diye. İnan bana bu başka. Hatırlar gibiyim gerçi sevdiği bir kadının öldüğünü. Birkaç gün evvel ama ne yapalım canım geçmiş gitmiş. Hem nedir ki aşk dediğin? Zerre kıymatı yok. Sana yemin olsun. Umurumda değil ölümü. Bir işaretten ibaret benim için. Gözümü açtı beni aya mecbur bırakan bir hakikate. Apaçık ortadaymış oysa. Görmemek aptallıkmış. Öyle bir hakikatmiş ki meğer. Keşfetmesi güç, direnmesi zormuş. Helikon. Neymiş peki bu hakikat Gaius? Caligula başka tarafa bakarak kayıtsız bir tavırla insanlar ölmeye mahkum ve mutsuz yaratıklar. Helikon bir süre sonra doğru fakat öğrenmiş insan evladı onunla yaşamasını. Baksana bir etrafına. Ne güzel de afiyetle yiyorlar yemeklerini. Caligula birden celallenir. Yalan o senin gördüğün. Etrafımı saran her şey yalan. Ben hakikati görsün istiyorum bu insanlar. Hakikati yaşasınlar. Buna gücüm yeter. Helikon onları hakikate kavuşturabilirim. Çünkü biliyorum neye ihtiyacı olduklarını. Cahil bu insanlar. Helikon ve bir hocaya ne söylediğini bilen bir hocaya ihtiyaçları var. Helikon gücenme sözüme Gaius ama senin dinlenmen lazım. Caligula oturur usulca. İmkansız o dediğin Helikon. Asla da mümkün olmayacak. Helikon neden olmasın? Caligula,
Yatıp uyursam getirip önüme mi serecekler ayı? Helikon bir süre sessizliğin ardından doğru söylüyorsun. Caligula güç bela ayağa kalkar. Caligula, dinle Helikon, duydun mu geliyorlar, ayak sesleri yaklaşıyor. Sessizliğini koru ve beni gördüğünü unut. Helikon, anladım. Caligula çıkışa doğru yönelir, arkasını döner. Caligula, ve bana yardım et lütfen. Helikon, aksini yapmak için bir nedenim yok Gaius. Ama şu dünyada bildiğim çok ilgimi çeken pek az şey var. Ne için yardım istiyorsun benden? Caligula, imkansız için. Helikon, elimden geleni yaparım. Caligula çıkar, Scipion ile Sesonia hızla sahneye girerler. Beşinci sahne, Scipion. Burada da yok, onu görmedin mi Helikon? Helikon, hayır. Cesonia, sana bir şey söylemedim mi çekip gitmeden? Helikon, ben Deniz onun sırdaşı değil, makul olduğu üzere seyircisiyim. Lütfen Helikon, dedi Cesonia. Helikon, sevgili Cesonia, Gaius'umuz hepimizin malumu hayallerinde yaşayan bir delikanlı. Fakat henüz farkında değil elindeki gücün. Bu sebepten ötürü müdahil olmaya gerek görmüyorum şimdilik. Ama gün gelir de farkına varırsa kudretinin Caligula, bilin ki o gün o cevval yüreğiyle cüret edemeyeceği şey bulunmaz. İşte o vakit ancak Tanrı'dan sorulur başımıza gelecek felaketler. Şimdi müsaadenizle yemek vakti. Helikon çıkar. Altıncı sahne. Cesonia yorgun bir tavırla oturur. Cesonia. Bir muhafız görmüş onu. Bütün Roma görmüş. Bütün Roma görüyor bir yerlerde Caligula'yı ama onun gözü hiçbir şey görmüyor. Bir efkardır esir almış aklını. Scipion, neyin efkarıdır dersin? Cesonia, nereden bilirim Scipion? Scipion, Drusilla. Cesonia, kim bilir ama bilirim seviyordu onu. Bilirim kahreder insanı dün kollarına aldığının öldüğünü görmek. Scipion, çekinerek, ya sen Cesonia? Cesonia, ah ben ya. Ben mazide kaldım Scipio. Scipion, onu kurtarmamız gerek. Cesonia, sen de seviyorsun onu demek. Scipion, seviyorum onu. Hep iyiliğini gördüm. Cesaret verdi. Ayağa kaldırdı beni her düştüğümde. Sözleri kazındı aklıma. Derdi ki bana, kolay değildir hayat ama mümkündür teselli bulmak sanatta. İnançta. İnsanları sevmekte. Derdi ki hep, can yakmaktır insana mahsus yegane günah. Adil bir insan olmak da onun arzusu. Cesonia ayağa kalkarak çocuktu da çocuk. Aynanın karşısına geçer ve kendine bakar. Ben ki şu vücudumdan başka tanrı tanımadım bugüne dek. Şimdi yalvarıyorum sana tanrım. Bağışla bana Gaius'um. Caligula girer. Cesonia ve Scipion'u görünce tereddüt eder. Birkaç adım geriler. Aynı sırada karşı taraftan soylular ve sarayın idarecisi sahneye girer. Caligula'yı görünce dona kalırlar. Cesonia arkasını döner. Scipion ile birlikte Caligula'ya doğru koşarlar. Caligula bir el hareketiyle onları durdurur. Yedinci sahne. İdareci. Sesi kaygılı. Biz seni arıyorduk Cesar. Caligula farklı sert bir ses tonuyla görüyorum. İdareci. Biz aslında Caligula hışımla ne istiyorsunuz? İdareci, kaygılandık Sezar. Caligula, idarecinin üzerine yürüyerek, hangi hakla? İdareci, ah biz birden aklına gelir bir çırpıda söyle. Kaygımız hazineden yanadır. Sezar takdirini bekleyen mevzular var, biliyorsun geciktirmeye gelmez. Caligula kahkahalara kapılarak, hazine, bak iyi ki dedin. Hazine tabii. Şakaya gelecek şey mi canım hazine? İdareci katiyen değil Cesar. Caligula halen gülerek Cesonia'ya. Sen ne dersin canım? Haksız mıyım? En mühim mesele değil mi hazine? Cesonia değil Caligula. Daha mühim şeyler var. Caligula aklın ermedi belli oldu senin. Hazine büyük ihtimam gerektir. Maliye, toplum ahlakı, dış siyaset, askeri donanım, zirai kanunlar. Hepsi önemli şey bunların. Her şeyin önemi büyük. Roma'nın kudreti senin eklem ağrıların aşağı kalmaz biri ötekinden.
Her şeyi önemli şu dünyada. Gör bak, hepsinin icabına bakacağım sırayla. Şimdi bana kulak ver idareci. İdareci, seni dinliyoruz. Soylular yaklaşırlar. Caligula, bana sadakatinden sual olunur mu? İdareci gücenmiştir. Sezar. Caligula, güzel paylaşayım o halde seninle niyetimi. Bugünden tezi yok, imparatorluğun iktisadi yapısını yerle bir edeceğiz. Dert etme, ben sana anlatacağım nasıl yapacağımızı. Şu senatörler bir çıksın bakayım, soylular çıkarlar. 8. sahne. Caligula, Cesonia'nın yanına oturur. Caligula, şimdi dinle bakalım. İlk hamlemiz şu. Bütün soylular, varlık sahibi bütün Roma yurttaşları, ki 3-5 kuruşu da hanı hamamı da ayırmam, gözünde aynıdır. Çocuklarını mirastan mahrum bırakacaklar ve sahip oldukları malları derhal devlete başlayacaklar. İdareci, ama Sezar, Caligula, sana henüz söz vermedim. Devletin ihtiyaçlarını göz önüne alarak mallarını devlete bağışlamış olan bu insanları uygun gördüğümüz bir sırayla öldüreceğiz. İcap ederse sırayı gözden geçirir, ayarlama da yaparız. Velhasıl sonuçta tüm miras bize kalmış olacak. Cesonia, Caligula'dan uzaklaşarak, ne olmuş sana böyle? Caligula, istifini bozmadan, kim sonra öldürülecek sırası hiç mühim değil esasında. Zira her idamın kıymeti aynıdır ve bu da demektir ki hiçbir idamın bir kıymeti yoktur. Hem suçlu arıyorsak hepsi birbirinden suçlu bunların. Yurttaşların parasını cebinden çalmak, muhtaç oldukları yiyeceklere vergi üstüne vergi koyup işi dolandırmaktan daha erdemli bir davranıştır. Devlet idare etmek malumunuz çalmak demektir. Fakat asıl mesele neyi nasıl çaldığındır. Ben kendi payıma alenen çalmak taraftarıyım. Küçük hesaplar peşinde koşmak devri sona erdi. Sert bir tavırla idareciye, emirlerimi derhal yerine getir. Vasiyetnameler Roma'da hemen bu akşam taşrada bir ay kalmadan imzalanmış olacak. Habercileri sal. İdareci, Cesar, göremiyorsun ama. Caligula, beni iyi dinle budala. Madem hazine her şeyden önemli, insan hayatının en ufak kıymeti yok demektir. Bu vaziyet aşikar. Senin gibi düşünenlerin varacağı netice bundan başka zor olamaz. Paraya her şeyden çok kıymet verdiğinize göre ne kendi hayatınız ne başkasının hayatı umurunuzda olsa gerek. Bilinsin ki ben de mantığın sesini dinlemeye karar vermiş bulunuyorum. Gücünde yegane sahip olduğuma göre mantığın size nelere mal olacağını çok geçmeden öğreneceksiniz demektir. İhtilaf çıkaranları da yeryüzünden kazıyacağım. Gerekirse senden başlayacağım. İdareci, sana yemin olsun Sezar. Şüphen yersizdir iyi niyetimden. Caligula, sen de şüphe etmeyesin benim iyi niyetimden. Hem bak sözünü dinledim. Sana uydum, devlet hazinesine ihtimam gösterdim. Bundan hala kanıt olur mu? Bana teşekkür etmen gerek esasında. Oyununa çağırdın. Bak geldim, oynuyorum. Üstelik senin kurallarınla. Bir süre sonra daha sakin. Lafı uzatmakta zaman kaybı. Kusursuz bir plan hazırladım. Dolambaçsız dahiyane bir plan. Tartışmaya hiç lüzum yok. Gözümden kaybolmak için 3 saniyem var. Başladı. 1. İdareci süratle çıkar. 9. sahne. Cesonia. Tanıyamaz oldum seni. Şakaydı bunlar de bana. Devlet idaresi şaka kaldırmaz. Cesonia. Cahile ders veriyordum. Dedi Caligula. Scipion, inanmam Gaius. Gördüğüme inanamam. İmkansız. Caligula, iyi ya. Scipion, anlamıyorum seni. Caligula, iyi ya, bütün mesele imkansızın kendisi. Bütün mümkün olmayanı mümkün kılmak bütün mesele. Scipion, sınırları yok bu oyunun. Sonu nereye varır bilinmez. Çılgınlık bunun adı. Caligula, hayır Scipion, bunun adı güç. Bir imparatorun gücü. Yorgun bir tavırla kendini geriye bırakır. Gücün ne işe yaradığını nihayet anladım. İmkansıza bir şans tanımaktır güç. Ne bugün sınır tanır ne yarın sınır tanıyacak benim özgürlüğüm. Cesonia, üzüntüyle bilmiyorum. Üzüntüyle bilmiyorum Gaius. Sevinmek mi gerek buna? Caligula, ben de bilmiyorum. Yaşayıp göreceğiz demek ki. Chiruya içeri girer. 10. sahne. Chiruya. Döndüğünü duydum. Ne dualar ettim sağlığına. Duyulmuş sesim. Caligula, sağlığım sana ne kadar teşekkür etse az. Bir süre susar, sonra ansın. Defol git. Chiruya, görmek istemiyorum seni. Chiruya, şaşırdım Gaius. Caligula, nesine şaşırdın? Bıktım edebiyatçılardan, kaldırmıyorum idem. Yalanlarına tahammülüm kalmadı. Kendi dediklerini duymamak için habire konuşuyorlar. Bir duysalar kendileri de anlar zaten beş para etmediklerini. Bir daha da açılmaz o çeneleri. Kaybol gözüm görmesin seni. Yalancı şahitlerden iğreniyorum.
Çirya, yalanımızı gördüysen Gayyus, bil ki ağzımızdan kaçmıştır. Bağışla, masumum ben. Caligula, yalan asla masum değildir. İnsanlara azamet, şeylere kıymet bahşediyor savurduğunuz yalanlar. Bak işte bunu affedemem. Caligula, Chiria, bu dünyada yaşamak isteyen bizler savunmayalım mı onun hakkını? Caligula, savunmayın boşuna. Dava kapandı. Bu dünyanın bir kıymeti yoktur ve bu hakikati kabullenmeyen özgürlüğüne kavuşamaz. Ayağa kalkar. Sizlere duyduğum nefretin sebebi budur. Özgür değilsiniz siz. Şu koca Roma İmparatorluğunda bir ben varım özgür olan. Defol şimdi Chiria. Sen de Scipion. Dostluğa gülerim ancak bu vakitten sonra. İlan olunsun bütün Roma'ya. Özgürlüğüne kavuşmuştur Roma nihayet ve başlamıştır onu bekleyen sınav. Çıkarlar. Caligula arkasını dönmüştür. 11. sahne. Cesonia. Ağlıyor musun? Caligula. Ağlıyorum Cesonia. Cesonia. Nedir bu halin? Ne değişti sanki hayatında? Drusilla'yı seviyordun ama başkalarını da seviyordun sen. Beni de seviyordun. Öldü diye kaçıp gitmek niye? Yollara düşmek niye? 3 gün 3 gece yüzüne sinmiş bu kin niye? Caligula yüzünü Cesonia'ya dönerek, ey divane, Drusilla'ya ağlayan kim? Yalnız aşk uğruna mı dökülür sanırsın bir erkeğin gözünden yaşlar? Cesonia, bağışla Gaius, anlamaya çabalıyorum seni. Caligula, erkek dediğinde ağlar etrafını yalanlar sarmışsa. Cesonia ona yaklaşır. Hayır Cesonia. Cesonia geriler ama yanımda kal. Cesonia, işte yeter, emir sayar. Oturur. Bu yaşa gelince anlıyormuş insan, kederden ibaretmiş meğer yaşamak. Bunca kötülük sarmışken dört bir yanımızı, ondan yana olmak neden Gayyus? Caligula, hayır sen de anlamayacaksın, varsın olsun anlama. Bakarım başımın çaresine, bulurum çıkış yolumu. Bulmam gerek sarmadan içimi şu tuhaf şeyler. İsimleri yok, cisimleri yok, geziniyorlar damarlarında. Ne gelir onlara karşı elimden? Cesonia'ya doğru dönerek, ah Cesonia, bilirdim ya insana mahsus olduğunu çaresizliğin. Bilmezmişim meğer ne demekmiş o çaresizlik. Herkes gibi hastalık sanırdım ruha musallat olan. Değilmiş anladım, şu bedene vuruyormuş acısı. Denim sızlıyor, göğsüm acıyor, yanıyor her yanım. Zihnim aciz düştü, midem bulanıyor. He ağzımdaki tat hepsinden beter. Ne kanın, ne ölümün, ne ateşin tadı bu. Yakıyor dilimi hepsi bu. Hepsi bir yolum. Hep her yutkunuşum karanlığa gömüyor dünyayı. Tiksiniyorum insanlardan. Ne acıymış meğer, ne yamanmış insan olmak. Cesonia, uyuman gerek Gaius. Uzunca bir uykuya ihtiyacım var. Rahatlamaya, düşünmekten vazgeçmeye ihtiyacım var. Sen uyu, ben ayrılmam başucunu. Bak gör uyanınca eski tadını alacaksın dünyanın. Gücün var senin. Kullan o gücünü. Sevilmeye layık olanları sevmeye, mümkün olan da şansı hak eder şu dünyada. Caligula. Ah dile kolay. Ancak ne mümkün uyumak, ne mümkün koyu vermek. Cesonia. Öyle sanır insan elden ayaktan düştü mü? Ama gör bak az dinlen. Gene nasıl ses getiriyor yumruğun vurduğun yerden. Caligula, neye yarar bilmedikten sonra o yumruğu, nereye vuracağımı, neyleyeyim o yumruğu, neye yarar akıllara ziyan o gücüm yetmiyorsa, güneşi doğudan batırmaya, yetmiyorsa acıları dindirmeye, yetmiyorsa ölümsüz kılmaya insanları. Ah Cesonia, ne fayda. Ha uyumuşum, ha uyanık kalmışım. Farkı yok şu düzene, söz geçiremedikten sonra. Cesonia, çılgınlığın en büyüğü senin heves ettiğin tanrı saymak kendini. Caligula, sen de beni deli sanıyorsun. Tanrı dediğin nedir ki heves edeyim onun kudretine? Tanrıları aşar benim yüreğimi kemiren arzular. Bir krallık düşün ki krallığı imkansızın ta kendisi. İşte ben onun tahtına göz diktim. Cesonia, gücün yetmez göğü yere indirmeye, güzeli çirkin yapmaya, yüreği taş kesmeye. Caligula, coşkuya kapılarak, ben göğü denize çalmak, çirkini güzele katmak, kederi neşe kılmak istiyorum. Cesonia, Caligula'nın karşısına dikilir yalvarırcasına, iyisiyle, kötüsüyle, yücesiyle, düşkünüyle, doğrusuyla, yanlışıyla var bu dünya ve inan bana hep öyle kalacak. Caligula,
Halen coşkulu. Ben de bunu değiştirmek istiyorum. Armağanım olacak şey eşitlik bu asra. Hele bir denk olsun her şey. Hele bir insin yeryüzüne imkansız. Hele bir alayım avuçlarıma ayı. Bak gör o zaman bir başka ben bulacaksın karşında. Bir başka olacak dünya benimle birlikte. Ölüme teslim olmayacak artık insanlar. Mutlu olacaklar nihayet. Cesonia, çığlık çığlığa nasıl vazgeçersin aşktan? Caligula öfkeyle haykırır. Unut aşkı Cesonia. Unut. Cesonia'yı omuzlarından kavrar ve onu sarsar. Aşk dediğin hiç, koca bir hiç. Duymadın mı adamı? Oydu haklı olan. Aşk bir hiç, asıl olan devlet hazinesi. Her şeyin başı hazine. Ah şimdi mümkün bana yaşamak. Yaşamak Cesonia, sevmenin tersiymiş yaşamak. Benim sana bunları söyleyen davet ediyorum seni hudutsuz bir cümbüşe. Davaların davasına, temaşanın en keyiflisine. Ama bana seyirci gerek, kalabalık gerek, kurbanlar gerek, suçlular gerek. Bir çırpıda gongun yanına varır ve vurmaya başlar. Durmadan ve gittikçe daha sert durur. Gonga vurarak tez getirin suçluları. Suçlular gerek bana. Ve herkes suçludur herkes. Bir yandan gonga vurarak getirin önüme idamlıkları. Nerede seyirciler? Seyircilerim istiyorum derhal. Yargıçlar, şahitler, sanıklar, baştan idamlık alayınız. Bak Cesonia bak. Hiç görmediklerini göstereceğim onlara. Bu topraklarda nefes alan tek özgür insanı göstereceğim. Yankılanan gong sesleri bütün saraya giderek yayılan, artarak yaklaşan bir uğultuya sebep olur. Konuşmalar, silah sesleri, koşuşturanların gürültüsü. Caligula gülmekte ve gonga Muhafızlar içeri girer, hemen sonra çıkarlar. Gonga vurarak ve sen Cesonia, sen de bana itaat edeceksin. Bana yardım edeceksin sonuna kadar. Muhteşem olacak. Yemin et Cesonia bana yardım edeceğini. Cesonia afallamıştır iki gong sesi arasında. Yemin etmeme gerek yok. Seviyorum ben seni. Caligula gonga vurarak ne desem yapacaksın. Cesonia gonga vurarak ne dersen Caligula yeter ki dur artık. Caligula gonga vurarak zulmedeceksin. Cesonia ağlayarak zulmedeceğim. Caligula gonga vurarak taş keseceksin, can yakacaksın. Cesonia can yakacağım. Caligula gonga vurarak sen de acı çekeceksin. Cesonia çekeceğim Caligula ama dur, dur yoksa çıldıracağım. Soylular ve sarayın diğer sakinleri sahneye girmişlerdir. Şaşkın haldedirler. Caligula son bir kez gonga vurur. Tokmağını havaya kaldırır, onlara doğru döner ve yanına çağırır. Caligula çıldırmış haldedir. Gelin hepiniz, yaklaşın. Yaklaşmanızı emrediyorum. Tepinerek bir imparator emrediyor yaklaşmanızı. Korku içinde yaklaşırlar. Çabuk olun. Sen de gel Cesonia. Sen de yaklaş yanıma. Cesonia'yı kolundan yakalar. Aynanın önüne getirir. Aklını kaçırmış vaziyette. Elindeki tokmakla aynadaki yansımayı siler. Gülerek. Gördün mü? Bak. Bak tertemiz oldu. Silindi hatıralar. Defoldu gitti o yüzler. Bak yok. Hiçbir şey yok. Bir ne kaldı? Bak. Bak yaklaş ne kaldı? Bak yaklaşın. Bakın hepiniz. Deliye dönmüş halde aynanın önüne geçer ve durur. Cesonia aynaya bakar dehşetle. Caligula. Caligula parmağını aynaya koyar ve bir süre gözlerini ayırmadan aksini seyreder. Ardından farklı gururlu bir sesle. Caligula. Caligula. Perde. İkinci perde. Birinci sahne. Soylular Chiruya'nın evinde toplanmışlardır. Birinci soylu. Şerefimiz iki paralık oldu. Musius. 3 yıldır. 3. İhtiyar soylu koca karı diyor bana. Herkesin ortasında geberesice. Musius, 3 yıldır 3. Birinci soylu akşamları gezintiye çıkıyor. Bizi zorla koşturuyor. Tahterevanın etrafında. İkinci soylu. Sağlığa faydası var diyor bir de utanmadan. Musius, 3 yıldır 3. İhtiyar soylu. Affı yok ettiklerinin. Üçüncü soylu. Yaptıkları bağışlanamaz asla. Birinci soylu. Patricius. El koymadı mı senin onda olanlara? Scipion almadı mı babanın canını? Octavius senin karını zapt etmedi mi? Kendi girmiyor mu şimdi koynuna? Lepidus oğlunu öldürtmedi mi senin? Daha ne kadar katlanacaksınız bunlara? Bilin ki ben kararımı verdim. Bu hayata tahammül edeceğime, basiretsiz, korkak bir yaşam süreceğime, koyarım canımı ortaya, tutunurum bir umuda, tereddüt dahi etmem.
Scipion, kendisi verdi kararını benim adıma. Babamı öldürttü. Birinci soylu, ya sizler yüreğinizde yer var mıdır hala tereddüde? Üçüncü soylu, seninleyiz. Arena'da 3 kuruşluk adamları oturttuğu yerimize yetmedi, oraya ortaya sürdü hepimizi. Üstümüze saldığı nefes kokanları sırf bir ceza olsun diye. İhtiyar soylu, alçak. İkinci soylu, iblis. Üçüncü soylu, soytarı. İhtiyar soylu, basiretsiz herif. Dördüncü soylu, 3 yıldır 3. Sesler yükselir, kılıçlar çekilir, bir maşayla yere düşer. Bir masa devrilir. Herkes galeyan halinde çıkışa yönelir. Tam o sırada Cheria içeri girer. Sakin bir tavırla onları durdurur. İkinci sahne. Cheria, neyin telaşıdır bu? Nereye böyle? Üçüncü soylu, saraya. Cheria, doğru tahmin etmiştim. Ne sanıyorsunuz peki? İçeri buyur edeceklerini mi? Birinci soylu, müsaade isteyecek değiliz. Chiruya, bakıyorum pek bir gözünüz kararmış. Cesaret gelmiş. Eh, bari bana müsaade edin de evime gireyim. Kapı kapanır. Chiruya devrilmiş masanın yanına gider. Bir köşesine oturur. Bu esnada herkesin yüzü ona döner. Chiruya, kolay olur sanıyorsunuz dostlarım ama maalesef. Yüreğinizi saran korku, cesaretin ve itidalin yerini tutamaz. Aceleciye gelecek iş değil heves ettiğiniz. Üçüncü soylu, bizimle değilsen çek git yoluna. Dilini tut bize yeter. Chiruya, sizinle olduğumu sanıyorum. Gerekçemiz farklı olsa da. Üçüncü soylu, yeter bunca boş laf. Chiruya, ayağa kalkarak, haklısın yeter. Şu işi bir açıklığa kavuşturalım. Sizinleyim dostlarım. Orası doğru fakat sizden yana değilim. Ondan diyorum yolunuz yol değil sizin. Haberiniz yok daha karşınızdaki düşmanın kim olduğundan ufak tefek işler peşinde zannediyorsunuz. Caligula. Ama bilin ki şakası yok onun ve sizler felaketinize koşuyorsunuz. Açın evvela gözlerinizi. Görün onu. Görün ki savaşacak gücü bulunsun bileğiniz. Üçüncü soylu. Biz görüyoruz o zorbayı. İnmedi yeryüzüne ondan çılgını. Chiria. Ondan emin olma. Çılgın imparatorlara aşinadır bu topraklar. Ama sanmayın ki ataları kadar çılgın bu başımızdaki. Bundan ya benim korkum, bundan ya nefretim. Ne istediğini çok iyi biliyor Caligula. Birinci soylu öldürmek istiyor hepimizi. Chiria. Hayır. Ona sonra sıra gelecek. Daha yüce, daha ölümcül bir tutkunun peşinde koşuyorum. Gücünün son damlasına kadar kullanacak kutsalımızı düşman edecek bize. İlk değil elbet bu imparatorlukta bir insanın sınırsız güç bahşedildiği. Fakat ilk odur elindeki gücü sınır tanımadan kullanmaya kalkan. İnsanı yok sayan, dünyayı yok sayan, budur onda dehşete salan yüreğimi. Bundandır savaşmaktan yana oluşum. Mühim saymam şu canımdan olmayı. Gerektiği zaman cesareti bulacağımı biliyorum yüreğimde. Ama şu hayatımın anlamını, varoluşumun sebebini yitirmekse mevzubahis işte ona tahammül edemem. Amaçsız yaşayamaz hiç kimse. Birinci soylu, intikam da bir amaçtır. Chiria, öyledir. İntikam olacak bizi bir araya getiren. Fakat anlamanızı isterim ki uğramış olduğunuz kıytırık hareketler benim umurumda değil. Ben muzaffer olması halinde dünyayı felakete sürükleyecek bir fikre karşı çarpışacağım. İki paralık olmanıza pekala katlanırım. Fakat Caligula'nın düşlerini gerçek kılmasına izin veremem. Felsefesini ölüm üzerine inşa etmiş o ve maalesef aksini ispata müsaade etmeyen bir felsefe bu. Bize vurup yıkmaktan başka çare bırakmıyor. Üçüncü soylu, o halde harekete geçmek gerek. Chiruya, haklısın, harekete geçmek gerek fakat bir sıkıntılık canınla. O azgın düşmana cepheden saldırmaya kalkarsan kendi felaketini hazırlamış olursun. Zorbalığı dize getirmek mümkündür fakat bu izansız kötülüğe karşı vereceğimiz savaşta bizleri ancak kurnazca hamleler zafere taşıyabilir. Bırakalım yürüsün, çılgınlığa yürü dönsün. O doğru bildikleri sabredelim. Sizleri kandırmak istemem. Unutmayın ki yollarımız illaki ayrılacak. O vakit geldiğinde kendi çıkarlarınız için benden medet ummayın. Benim yegane arzum huzura kavuşmaktır. Yaralarını saracağımı umduğum bir dünyada. Beni harekete geçiren ihtirasım değil, aklımı saran korkudur. Hayatımı koca bir içe indirgeyecek olan o zalim, o amansız tutkudan korkumdur. Birinci soylu öne çıkarak, ben anladım seni Chiria, galiba anladım. Hemfikiriz meselenin özünde. Sen de bizler gibi toplumu ayakta tutan temellerin yıkılmak üzere olduğu kanısındasın.
Sorunun tabiatı, dostlarım bana hak verecektir. Her şeyden evvel ahlakidir bizim nazarımızda. Yuvalarımız dağılmak üzere, kimse de iş ahlakı kalmadı. Sapkınlık aldı başını yürüyor bütün yurtta. Erdem bizi yardımına çağırıyor. Duymazdan mı geleceğiz bu çağrıyı? Bu yola birlikte baş koyduğum dostlar, Roma'nın soylu yurttaşları, razı mı geleceksiniz her akşam Sezar'ın tahterevanının etrafında koşmaya? İhtiyar soylu, müsaade edecek misiniz koca karı demesine? Üçüncü soylu, karılarımızı zapt etmesine. İkinci soylu, çocuklarımızı. Musyus, paralarımızı. Beşinci soylu, hayır. Birinci soylu, güzel konuştun Çiğriya. Ateşimizi almakla iyi ettin. Harekete geçmek için henüz erken. Halkı karşımızda bulmamız mümkün. Zafere atılacağımız anı bizimle birlikte beklemek ister misin? Çiğriya, isterim. Bırakalım Caligula yürüsün bildiği yolda. Alkışlayalım onu yol boyunca. Çılgınlığa taşıyalım onu omuzlarda. Elbet gün gelecek, bakacak aynaya, yapayalnız bir kral görecek. Etrafını ölüler, ölülerine yas tutanlar sarmış. Bir uğultu yükselir. Dışarıdan gelen trompet sesleri duyulur. Bir süre sessizlik. Ardından ağızdan ağıza bir isim dolaşır. Caligula. Üçüncü sahne. Caligula ve Cesonia peşlerinden Helikon ve askerler sahneye girerler. Bu sahne boyunca konuşma yoktur. Caligula durur ve komploculara bakar. Birer birer karşılarına geçer. Kiminin saçını düzeltir. Kimini bir adam gerileyip baştan ayağa süzer. Hepsini birden tekrar bakar. Eliyle gözlerini kapatır ve tek kelime etmeden çıkar gider. Dördüncü sahne. Cesonia, müstehzi dağınıklığı işaret ederek, kavga mı ediyorsunuz? Çiria, kavga ediyorduk. Cesonia, aynı tavırla, neden kavga ediyordunuz? Çiria, öylesine kavga ediyor. Cesonia, yapma, hiç inanmadım. Çiria, nesine inanmadım? Cesonia, kavga etmiyordunuz. Çiria, öyle olsun, kavga etmiyorduk. Cesonia, gülümseyerek, ortalığı bir an evvel toplatsan fena olmaz. Caligula hiç hoşlanmaz dağınıklıktan. Helikon, ihtiyar soyluya, zorla çileceğini çıkartacaksınız adamı. İhtiyar soylu, biz ne yaptık ona? Helikon, hiçbir şey yaptığınız yok ki. İşte işe yaramazlığın bu kadarı nerede görülmüş? Sabır ister size tahammül etmek. Kendinizi Caligula'nın yerine koyun. Bir bakın şu halinize. Bir süre sonra vaziyet anlaşıldı. Faaliyetler başlamış. Tezgah kuruluyor. İhtiyar soylu, yok öyle bir şey. Gene neler kuruyor kafasında? Helikon, bir şey kurduğu yok. Pekala biliyor neyin ne olduğunu. Gerçi istediği de bu ya, alttan alta. Durmayın hadi. Toparlayalım bir an evvel. Herkes etrafı toparlamaya girişti. Caligula girer ve etrafa bakar. Beşinci sahne. Caligula, ihtiyar soyluya selam cicim. Ötekilere, Chiria, yemeği sen de yemeye karar ver. Musyus, karını da çağırttım. Haberin olsun. İdareci ellerini vurur. Bir köle içeri girer ama Caligula onu durdurur. Sen dur bakalım. Beyler malumunuz devlet bütçesi sırf alışkanlıktan ayakta duruyor. Gelin görün ki dün itibariyle alışkanlıktan da fayda gelmez oldu. Dolayısıyla üzülerek de olsa hizmet kadrosunda bazı düzenlemelere gitmek durumunda kalın. Ve takdirle karşılayacağınızdan şüphe duymadığım bazı fedakarlıklarda bulundum. Bu suretle hizmetçi sayısını azaltmış, epeyce bir köleyi azat etmiş ve onların yerine sizleri hizmetime almış bulunuyorum. Sofrayı hazırlayıp yemeğimi getirebilirsiniz. Soylular tereddütle birbirlerine bakarlar. Helikon, duydunuz beyler, biraz anlayış lütfen. Hem bakın göreceksiniz, aşağı düşmek yukarı çıkmaktan çok daha kolaydır şu hayatta. Soylular gene tereddütle kıpırdanırlar. Caligula, Cesonia'ya tembel kölelerine ne ceza veriyorduk? Cesonia galiba kırbaç. Soylular aceleyle koşuşturur. Beceriksiz sofrayı kurmaya girişirler. Caligula, böyle olmaz ama biraz ihtimam. Mukayyet olun canım, elinize kolunuza. Helikona, haline bak şunların, ne iş geldi ki ellerinden bunu becersinler. Helikon, bir iş gelmeyeceği aşikar. Ancak döverken, ancak emrederken faydasını gördü bu zatlar o ellerin. Zamanla öğrenirler, sabretmek gerek. Senatör olmaya bir gün fazla, işçi olmaya en az 10 yıl en az gelir. Caligula, asıl senatörden işçi çıkarmak mesele. 20 yıla ancak. Helikon, olsun. Zaman nelere kadir. Hem belli ki istidatlılar, serde uşaklık var demek pek bir yakıştı ellerine. Bir soylu alnından terini siler. Bak ilerleme bile başladılar. Epey yol aldılar ilk günden.
Caligula güzel daha ne olsun. Umduğumdan maharetli çıktılar. Hem adalet iyi şeydir. Ara sıra herkese lazım. Adalet demişken fazla geçe kalmayalım. İdam bizi bekler. Ah Rufius ah. Şanslı adammışsın. Bak durduk yere karnımın acıkacağı tuttu. Sır verircesine Lord Rufius'un kellesi uçacak akşama. Bir süre sonra sormayacak mısınız neden uçacakmış kellesi? Kimseden ses çıkmaz. Bu esnada köleler yiyecekleri getirmişlerdir. Keyifle. Aferin size. Kafanız çalışmaya başlamış. Bir zeytin alıp dişler. İnsan evladının öbür tarafı boylamak için illa bir şey yapmak zorunda olmadığını nihayet anladınız. Demek. Asker takdirimi kazandınız. Yanlış mıyım Helikon? Zeytini dişlemeyi bırakır, imalı bir tavırla komploculara bakar. Helikon, bilakis pek haklısın. Ne kadar övünsek az ordumuzla. Gerçi benden söylemesi. Bunların kafası fazla çalışmaya başlamış. Savaştan caymaları yakındır. Geç olmadan hizaya getirmekte fayda var. Yoksa çökertir bunları imparatorluğu. Caligula, ne güzel olur. Az nefes alırız fırsattan istifade. Geçin oturun bakalım. Kim nereyi istiyorsa asla üste lüzum yok. Bak gene söylüyorum. Şanslı adammış Rufius. Bu mola ona yaradı. Keşke değerini bilse ama zannetmem. Az şey mi canım? 1-2 saat daha nefes almak ölmeden evvel. Kendi bilir. Yemeğe başlar. Ardından diğerleri de yemeğe koyulur. Caligula'nın masada rahat durmayacağı her halinden bellidir. Durduk yere zeytin çekirdeğinin yanındakinin tabağına atar. Et artıklarını masaya tükürür. Parmağıyla dişlerini karıştırır. Kudurmuş gibi kafasını kaşır. Benzer davranışları yemek boyunca hiç çekinmeden sürdürür. Bir süre sonra birden yemeği bırakır. Gözünü komploculardan biri olan Lepidus'a diker. Zalimce. Ne o suratın hali? Oğlunu öldürttüm diye mi? Lepidus boğazı düğümlenir. Hayır Caligula, ne haddime? Caligula kendinden geçerek. Ah Lepidus ah, ne haddine? Ne severim oysa yüreğin acısını gizleyen yüzleri. Senin yüzünde keder var ama yüreğinde yokmuş meğer. Yüreğinde keder ne arasın değil mi Lepidus? Ne haddine değil mi senin? Ne haddine? Lepidus gayretle ne haddime Sezar? Caligula gittikçe keyiflenerek ah Lepidus şu gönlümün baş tacısın. Gel gülüp eğlenelim seninle beraber. Haydi bakalım. Vardır sende güzel hikayeler. Anlat bize. Lepidus sabrı tükenir. Gaius. Caligula. Anlatma canım. İstemiyorsan anlatma. Ben anlatırım. Sen dinle güzel güzel. Sonra da doya doya gülersin. Gülersin değil mi Lepidus? İmalı bir bakış atar. Bak haydi öbür oğlunun hatırına. Yeniden gülümseyerek. Canım zaten yerindeymiş keyfin. Somurtacak halin yok durup dururken. İçkisini içer. Ardından Lepidus'a zorla söyletmek için. Ne? Söylesene Lepidus. Ne? Lepidus usançla. Ne haddime Sezar? Caligula. İşte bu kadar. İçer. Dinle şimdi. Hayallere dalmış gibi. Evvel zaman içinde kimselerin sevmediği bir imparator yaşarmış. Kimseler imparator sevmezmiş ama imparator Lepidus'u çok severmiş. Günün birinde bakmış ki imparator Lepidus küçük oğlunu çok seviyor. Oracıkta öldürtmüş küçük oğlunu. Çünkü Lepidus'un yüreğinden o sevgiyi söküp atmak istemiş. Farklı bir sesle inanmayın canım hemen. Hikaye işte. Komik ama değil mi? Gülmüyorsun Lepidus. Kimse mi gülmüyor yoksa? Gülmüyor. Pekala. Birden öfkeye kapılır. Herkesin derhal gülmesini emrediyorum. Güleceksin. Lepidus. Hepiniz güleceksiniz. Kalkın ayağa. Gülün katıra katıra. Masaya yumruğunu vurur. Göreceğim. Hepinizin güldüğünü göreceğim. Herkes ayağa kalkar. Bu sahneyi Caligula ve Cesonia hariç tüm oyuncular kukla gibi oynayabilirler. Sedirine devrilir. Peki kendinden geçmiş halde kahkahalar atarak. Şunlara bak Cesonia. Şu rezilliğe bak. Zarafetten, saygınlıktan bahsedenlerin haline bak. Bak gördün mü buraya kadarmış. Hani nerede kaldı atalarımızın bilgeliği? Hani millet görse ne derdi? Lafta kaldı bak. Buraya kadarmış hepsi. Bunun adı korku Cesonia. Korkunun önünde hiçbir şey duramaz. Esaslı duygudur korku. Medet ummaz başkasından saftır. Sahicidir. Atadan gelir asalet. Elini alnını götürür. İçer. Dostane bir tavırla bu kadarı kafi. Başka mevzulardan bahsedelim. Cesonia hiç sesin çıkmıyor. Cesonia. Sen emrettiğin vakit konuşmaya hazırım Gaius. Caligula harikulade. Sus öyleyse. Aziz dostumuz Musius'u dinleyelim. Musius. Güç bela. Emret Cassius. Gaius. Caligula, sen bize karından bahset Musius. Bu arada o gele dursun. Musius'un karısı Caligula'nın yanına gider. Güzel, seni bekliyorduk Musius. Musius dağılmıştır. Ben severim karımı. Herkes güler. Caligula, ona ne şüphe dostum, ona ne şüphe. Sevmem diyeni çıkmamış hiç. Kadını yanı başına almış, sol omzunu yalamaktadır gittikçe gevşer. Şimdi anlatın bakalım kurduğunuz tezgahları.
Arkamdan ne dolaplar çevirmekle meşguldünüz demin. İhtiyar soylu Gaius bizden nasıl? Caligula, mühim değil güzelim. Hiç mühim değil. Senden hesap mı soracağım şu yaşında? Zerre kadar umurumda değilsiniz. Sahiden söylüyorum inan. Kendime dert edinecek halim yok sizin gibi acizleri. Siz de nerede o yürek? Daha işim var bir sürü. Hiç uğraşamam sizinle. İşler de azıcık daha beklesin. Evvela şu tabiatımızın cevval arzularına bir güzel teslim olalım. Ayağa kalkar ve Musius'un karısını alıp yan odaya geçer. Eserin adı Caligula. Eserin yazarı Albert Camus. İzlediğiniz için teşekkür ederim.